Alakalı animasyona giriş yapacağız. Şimdi daha önce gruba da yazmıştım, hatırlayanlar vardır. Şöyle bir düşünceye kapıldık. Yani çok fazla yapmamız gereken şey var. Dolayısıyla birini bitirip diğerine başlarken kopmalar olabilir diye düşünüyoruz. O nedenle atıyorum oyun yapacağız. Fakat oyun içerisinde animasyona da ihtiyacımız var. E belli bir noktaya getirdik işi daha ilerletmek istiyoruz. Fakat animasyonla alakalı yeterli bilgiye sahip değiliz. Orada da tıkanma olabilir. E, o nedenle dersleri paralel götürmeye karar verdik. İşte ne yapacağız? E, oyun web çalışırken biraz web için ne lazım? İşte grafik lazım. E, görselleri e, hazırlama, işte editleme vesaire lazım. İşte oyun için ne lazım? Arayüz tasarımı veya işte animasyon gibi. E, o yüzden bugün After Effects'te e, animasyona biraz motion grafik çerçevesinde olacak ama animasyona giriş yapacağız. E, burada temel mantığımız şu arkadaşlar, e, yani sizi kurcalayacak kadar olaya sokma, topa dahil etme. Daha sonrasında zaten e, daha çok YouTube'dan e, sıralı dersler olacak. E, yani bu canlı da yapacağız ama. Sıralı dersleri takip ettiğinizde şimdi şöyle bir şey e, de hazırlıyorum. Az çok e, yani gelen maillerden, işte landing page'den olsun, e, grup yönetimi, gruptaki işte arayüz tasarımları, oradaki grubun programlaması vesaireden anladığı anlamışsınızdır. Biraz böyle titiz ve hassas e, davranıyorum işi organize ederken. O yüzden şimdi bu hazırladığım derslerle alakalı şey de PDF dokümanları da hazırlıyorum bir yandan. Dolayısıyla böyle kolay hızlı çıkmıyor. Hemen bir tane bir şey kaydedeyim de göndereyim kafasıyla iş yapmadım yapamıyorum yani. O nedenle biraz vakit alıyor ama kafamdaki mantık o. Yani biraz daha işte her şeyi iyi kötü yapabilecek düzeyde hareket etmeye çalışıyorum. Fakat daha da önemlisi şu, geçen gün bu fikirle alakalı bir şey attım ortaya, malum. Ee, ve çok güzel e, oldu. Devam etmedi ama Barış'a meydan okuduk, Barış'tan ses çıkmadı. Ee, fakat mesela oyun fikri meselesi çok güzel. Yani şu anda keşke böyle 8-10 gün içinde, bir hafta içinde veya ne bileyim en kötü ihtimalle bir ay içinde böyle bir şeyi gerçekleştirebilecek bir ekip ruhu oluşturabilsek burada bir kişiyle iki kişiyle olacak şeyler değil. Oluyor fakat zamana yayılıyor. Şu anda bu kriz döneminde şu rahatsızlık, hastalık mesele, virüs meselesinden dolayı içinde bulunduğumuz durum içerisinde onu yapıp ortaya koyabilirseniz orada bir patlama olabilir. Neden? Çünkü bu, o olayı anlatan bir esprisi olduğu için şu anda bugün lazım. Yani yarın olduğu zaman böyle bir ekstra bir özelliği olmayabilir. O nedenle yani biz ortaya yenecek şeyleri koyalım. Zaten sonra e, hevesler, ilgiler, alakalar kişileri kendilerinin daha iyi yapabileceği yere doğru onları yönlendirecek. Daha sonra ne olacak? İşte atıyorum, Asım animasyonu çok iyi yapıyor. Barış biraz daha işte görsellerde daha iyi. Abi sen görselleri hazırla, sen karakterleri hazırla. Şekline dönecek iş. Dönmeli yani daha doğrusu. Öyle umuyorum. O nedenle bugün işte animasyon. Biraz uzunca anlattım ama. Evet. E, bu hareketli Şeye olan kim? Eee, profil fotoğrafı. Bu 16'lık arkadaşlardan biri herhalde. Arkadaşlar. Ben değilim hocam. <laughs> Vallahi şey çılgın adamlar var ya maşallah. Evet. Arkadaşlar başlıyoruz yavaş yavaş. Hoş geldiniz hepiniz. Bugün After Effects programında bir şeyler yapacağız. Etkileşimli olsun, bir önceki gibi olmasın. Herkes hemen anlatırken yarıda kesebilir beni, hiç problem değil. Sorduğum sorulara da böyle aktif cevap verirseniz çok iyi olur. Mesela ilk soruyla başlayayım. Daha önce hiç kurcalamış olan var mı After Effects'te? Ben ilk defa bakıyorum. Mustafa ilk defa bakıyor. Başka? Arkadaşlar, hiç açmış, kurcalamış, deneyimlemiş ya da e, hakkında bir şey okumuş bile olsanız var mı? Fikriniz var mı? After Effects hakkında mı hocam? Evet, evet. Aynen. Kaan. Ee, benim birazcık geçmişim var hocam. Ben epey kullanıyorum. Güzel. After ortalama 6-7 aydır kurcalıyorum işte. Sosyal medya, grafikleri olsun vesaireler. Güzel. Çok güzel. Abi, e, şimdi şöyle. Evet genel olarak girecek olursak ee, mutlaka kadın üyelerimiz de vardır. Bu Meral, Meral Hanım var galiba. Gelinlikçi ablamız. E, o yüzden abi deyince şey olmasın. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim diyeyim. Şimdi e, After Effect adı üstünde efekt e, programı. Aslına bakarsanız. Fakat e, bunlar artık çok Adobe ailesi çok birbirine girdi ve ...çok çeşitli şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela... E, ...ben biraz şöyle... ...after effect... E, ...kullanıyorum... ...after effect biliyorum... ...deme olayının çok iddialı olduğunu... ...düşünüyorum. Sebebi şöyle... ...çünkü çok alana hitap ediyor. Yani video için bir after effect var... ...onu animasyon için biliyorum... ...diyemezsiniz yani. Animasyon için... ...bildiğinizde film making için... ...biliyorum diyemezsiniz. Öyle çok geniş... ...belli bir alanda... Yani After Effects'in içinde bile belli bir alanda yönelmek ve o konuda e, şey yapmak lazım, e, ilerlemek lazım. Dolayısıyla nedir? İşte ben 2D animasyon, karakter animasyonunda After Effects'te iyiyim. Hakikaten orada da bir alan belirleyip o alanın üstüne gitmek lazım. Çünkü hakikaten çok geniş bir dünya ama bugün genel itibariyle animasyon mantığını anlatacağım. Arayüz çok basit. Arkadaşlar benim daha önce YouTube kayıtlarım vardı. E, kaldırdım işte yen sıfırdan bir şey oluşturmak için. O zamanki derslerimde de söylüyordum. Bazen piyasadaki arkadaşlar kızıyorlardı bana. Sebebi şu. Program öğrenmek çocuk oyuncağı. Bir daha söylüyorum. Program öğrenmek çocuk oyuncağı. Yani olayın en kolay kısmı. Dolayısıyla bunu kafanızda karmaşıklaştırmayın. Çok kolay bir şekilde bunu halledebilirsiniz. Halledeceğiz zaten. Fakat sonrasında bununla ne yaptığınız önemli. Benim size gönderdiğim video şu yüzden önemliydi. Bu eleman, yani flüt çalıyor. Muammer Barut diye bir adam. Bu adam blok flüt çalıyor arkadaşlar. Bildiğimiz okullarda çocuklara dağıtılan, o herkesin evinde mutlaka olan, belki de Türkiye'de her evde olan tek müzik aleti. Blok flüt çalıyor ama dünyaca tanınmış bir adam. Dolayısıyla yaptığımız işi bu, bu, bu çerçevede düşünerek yapmamız lazım. Yani ben After Effects kullanıyorum ama nasıl kullanayım? Herkes kullanıyor. Bir onluk.com'a girdiğinizde adam 10 liraya 15 liraya şey hazırlıyor mesela. E, Instagram Instagram saati hazırlıyor. After Effects'te. O da kullanıyor. İşte ben de kullandığımı iddia ediyorum ama ben neyim yani? Benim neyim var? Oradan artı olarak. Böyle bakmanız lazım. O yüzden programları ben anlatırken şuna, şunu kesinlikle kendinize telkin etmenizi istiyorum sizden. Abi çok kolay bir olaya giriyoruz yine. Her zaman olduğu gibi. Çok kolay bir olaya giriyoruz. Basit. Şöyle anlatayım. Şurası proje Manager'ımız. Project Manager şu demek. Arkadaşlar, e, kütüphane yani bizim e, yapacağımız projede, kompozisyonda kullanacağımız malzemeleri doldurduğumuz yer arkadaşlar. Buradan bir, bir pencere eksik, onu da ben şuraya açayım. Projekt burası arkadaşlar. Şurası timeline'ımız ki timeline meselesi e, e, animasyonla alakalı bütün programlarda var ve he, genellikle hep altta. Timeline zaman çizergesi e, kompozisyonumuz orta sayfa sağ tarafta da kullandığımız aletler kullandığımız efektler kullandığımız malzemeler yukarıda da tool'larımız var ana tool'larımız nedir İşte ok el işte zoom aleti işte rotate kamera vesaire basit kullanacağımız tool'lar var tekrar söylüyorum sol tarafta library'imiz var hemen onun yanında efektlerimiz var efektler de herhangi bir kompozisyon içerisinde herhangi bir şeye efekt uyguladığımızda efekt kontrolleri burada gelecek. Projekte ürünü tutup buraya sayfaya sürükleme meselesi. Burada kütüphanemiz var. Burası timeline'ımız. Burası kompozisyon alanımız. Burada da efekt kütüphaneleri var. Mesela efektler var. Tool'ların e, içerikleri var. E, her türlü şeyin kullandığımız malzemenin özelliğini buradan bakacağız. Bu kadar basit arayüz. Menüler, file bu çok eskide kaldı. Yani bunlar işte file arkadaşlar, new yeni pencere açmak falan filan bunlar hepsi hikaye. Bunların hepsi yeri geldiği zaman zaten değinilecek konular. Dolayısıyla baştan bunları anlatmak daha sonra akılda kalmadığı için bir anlam ifade etmiyor. Fakat biz konu içerisinde geldi. Arkadaşlar kompozisyona gireceğiz. Burada yeni bir kompozisyon oluşturacağız. Ama burada da var zaten aynısı. Dolayısıyla ben biraz daha işin pratik yönünün sizde ağır olmasını arzu ediyorum. O nedenle arkadaşlar bugün örnekler üzerinden animasyonlar göstereceğim. Basit olarak başlıyorum. Yeni bir kompozisyon oluştur dediğinizde karşınıza şöyle bir sayfa geliyor. Bu sayfa yani pop-up pencere geliyor. Pencerede preset dediği hazır custom ve hazırlanmış hazır sayfa ölçüleri var. Yani siz nereye çalışacaksanız, ne için çalışacaksanız buradan onları seçebiliyorsunuz. Veya yani, kendiniz bir sekme de... açıldıysa biz şu an göremiyoruz onu. Eee herhalde Hemen paylaştığınız ekrandan biz kaynaklı. Doğru söylüyorsunuz. İyi oldu yardım. Şöyle yapayım. Şimdi nasıl? Evet hocam şu an gözüküyor. Şimdi desktop paylaştım. Şimdi burada arkadaşlar gelen pencerede preset'ler var. Bu presetlerden hazır e, size'ları seçebiliyorsunuz. Onun dışında buradan ölçü de girebiliyorsunuz. 1920, 1080. Bu HD TV, 1080p denen ölçünün değerleri. E, bu square pixel. Bunlara sonra gel geleceğiz hepsine. E, bunlar normalde transparan background olan bir gridde ortada beliren piksel. yani resimleri bir araya getiren o pikselciklerin özellikleri. Bazılarında o dikdörtgen gibidir, bazılarında kara gibidir. O seçtiğiniz ve yayınlayacağınız platforma göre değişir. Bunlara sonra geleceğiz dediğim gibi. Frame rate arkadaşlar şu, FPS diye geçer bu. Şurada var bakın, frame per second. Bunun baş harflerine FPS denir. Bu bir saniyede e, oynaması gereken kare sayısı arkadaşlar. Mesela siz stop motion yapacaksanız buradan 12 seçebilirsiniz. Çünkü genelde 12 frame per second olur şeyler. Stop motion animasyonlar. Fakat normalde televizyon için veya medya için veya ne bileyim internet için 24 kare ya da 29.97, 29 kare kullanılır diye söyleyebiliriz. Burada önemli olan diğer mesele ee, duration. Duration da birazdan OK dediğimizde buraya bir timeline açacak. Bu açılacak timeline'ın süresi kaç saniyelik bir animasyon yapacaksınız? Tabii çoğunlukla bunun ne kadar süreceğini kestiremiyorsunuz. Dolayısıyla buradaki rakam yazan rakam ilk açılırken önemli. Onun dışında çok bir önemi yok. Çünkü daha sonra bunu azaltıp çoğaltabileceğiz biz. Daha timeline'ı genişletip, sündürüp, daha da daraltabileceğiz. O açıdan burada yazdığınız tarihin de çok yani müthiş bir önemi yok. Fakat bilmeniz açısından önemli ee, duration ee, işte böyle aralarında virgüllerle ayrılmış. Şu anda mesela ben 10 saniyelik bir şey açtım. Şu sağdaki iki tane sıfır, saniyenin de ee, altı. Dolayısıyla bazen animasyonda onların bile önemli olduğunu göreceğiz. Okey diyorum. Bakın sayfam geldi. Timeline'ım açıldı. Şimdi şurada bir seçenek var. Bakın hemen pencerenin altında. Toggle Transparency Grid diye bir seçenek bu. Bazen böyle çalışırken grid görmek sizi rahatsız edebilir. Çoğunlukla ben gridsiz çalışmayı tercih ediyorum. O yüzden bunu kapattığınızda siyah gösteriyor. Ama şu anda sayfamızda herhangi bir şey olmadığı için aşağıdaki timeline'da burası aslında transparan. Dolayısıyla siz bunu video olarak kaydettiğinizde bu zaten eğer hiçbir şey yoksa siyah olacak. Çünkü şöyle anlatayım arkadaşlar. yani ki biz proje, projeksiyon cihazı üzerinden konuşalım. Duvara bir şey yansıtıyorsunuz. Duvara yansıttığınız şeyin içerisinde renkler varsa onları yansıtır projeksiyon cihazı. Siyahı yansıtmaz. Siyahı hiçbir şey yansıtmaz. Yani televizyon, RGB renk kodu e, ile çalışan hiçbir şey siyahı yansıtmaz. Siyah çünkü yoktur yani yokluk ifade eder dijital dünyada. O anlamda siyah yoktur. Siz renk içerisinde bir şey aktarıyorsanız o e, bir varlık ifade eder. Dijital dünya için konuşuyorum. Dolayısıyla siz eğer PNG bir şey kaydedecekseniz, transparan PNG kaydedecekseniz o zaman bunun böyle açık veya kapalı olması bir anlam ifade etmez. Zaten transparan kaydedecek. Ama video kaydedecekseniz şu şekilde transparan video kaydetme şansınız yok. Sadece QuickTime'da böyle bir özellik var. O da çok sınırlı kullanım alanına sahip. Dolayısıyla transparan uzun boyutlu video kullanmak için başka yöntemlerimiz olacak. Onlara da geleceğiz. Şimdi sayfamız bu şekilde. Yukarıya geliyorum arkadaşlar. Çok basit bakın araçlar. Simgeler bütün meseleyi anlatır arkadaşlar. Bu nedir hiçbir şey bilmiyorsunuz. Şurada zaten fırça var arkadaşlar. Bunun ne işe yaradığı belli. Şurada silgi var, bunun ne işe yaradığı belli. Text bunun ne işe yaradığı belli. Pet ya hepsi belli aslında yani. Bununla mesela petle çizim yapıyorsunuz. Gibi aslında buradaki ikonların üzerindeki o e, semiotik dil size meseleyi anlatıyor. Fakat bunun pratiğe dökmeniz icap ediyor. Onu da dökeceğiz zaten hep beraber. Şimdi burada rectangle tula. Yanında bakın üçgen, küçücük üçgen diş olan yerler. İçinde daha fazla tool olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Mesela şu kamerada bir var. Basılı tuttuğunuzda ona tak önünüze alt şeyleri de sayfaları da geliyor. Buradan ben basit olması açısından kare seçiyorum. Sayfama kare çiziyorum. Arkadaşlar. Şimdi bunu çizdiğim anda arkadaşlar sayfamda timeline, timeline'ımda hemen o shape layer oluştu. Bakın bu timeline'a değinmek istiyorum. Çok önemli. Timeline'da bazı seçenekler var. Şurada mesela bunlar tıklanıyor. Bunlar önemli seçenekler. Bunlar önemli arkadaşlar. Bir ikincisi sağ tuş yaptım timeline'ın üzerine. Sağ tuş yaptım. Kalımsa girdim. Buradan comments değil keys. Bakın bir sekme daha açtım buraya. Gördünüz mü? Bunları bazen azaltıp Bazen çoğaltabiliriz. Şurada mod var. İşte bu Photoshop'ta, Illustrator'da, her programda var. Bunlar mesela çok önemli. After Effects'te. Bir de e, şurada parent ve linkler var. Bu da çok önemli. Yani şu timeline içerisindeki şurası, hepsi önemli şeyler. Bazen aradığımız şeyi bulamadığımızda buraya hemen bakmamız bize fayda sağlayacaktır. Öte yandan koment açtım mesela buraya bu layer ile alakalı bir şey yazabilirsiniz. Herhangi bir yorum yazabilirsiniz. Daha sonra çünkü yüzlerce layer'dan oluşan bazen programlarımız olacak. O zaman e, işler karıştığında oraya bir koment yazmanız size fayda sağlar. Bundan da önemlisi arkadaşlar şurada bakın timeline'da hemen yanında bir ok var. Açtım. Content diye bir şey geldi. Bu altta transform var. Transform da açtım. Burada arkadaşlar Anchor Point, Position, Scale, Rotation ve Opposite olmak üzere Bizim hiçbir efekt yokken keyleyebileceğimiz Keylemek demek şu demek Keylemek anahtarlamak anlamına geliyor malum Fakat Yani animasyonun kaydedilmesi Özetle çok basit bir şekilde Bakın yanında ikon çok küçük ama Bu şey Kronometre Kronometre Hani yarış başlatırken basıyor yarış bittiğinde tekrar basıyor İki noktayı kaydetmiş oluyor. O espri üzerinden tasarlanmış bir ikon. E, bu kronometre sizin key'inizi kaydetmeniz için kullandığınız bir nokta. Mesela hemen örneklendiriyorum. Birinci karede opacity yani görünürlülük ekrana bakın. Yüzken ben bunu keyliyorum. Keyledim. Bakın timeline'ıma bir şey geldi. Gördünüz mü? Elmas gibi bir key geldi. Bu arkadaşlar bunu kaydettiğimiz anlamına geliyor. Şimdi ikinci yere geldim. İkinci yere geldiğimde eğer bunun da bir değişiklik, bu değerde bir değişiklik yaparsa otomatik ki atıyor. Bakın ikinciyi otomatik açtı. Buna tıklamama gerek yok. Dolayısıyla birinciyi kaydettik. İkinciyi de kaydederken sadece değerini değiştirmemiz, sadece değeri değiştirmemiz orada hemen yeni bir keyin oluşmasına sebep oluyor. Oynatmak için de Space'e basıyorsunuz klavyenizde. Ben Space'e basıyorum. Şöyle bir animasyon. Şimdi buradaki timingler animasyonların bütün etkisini otomatik değiştirir arkadaşlar. Dolayısıyla mesela şu iki key arasındaki mesafeyi daraltırsam ne oluyor? Animasyon hızlanıyor. O frame per second'tan hatırınıza gelsin. Peki şöyle yaparsam yaptım. Burada Yine yüz yapayım. Şimdi bunların hepsinin kolay yolu var ama ben şimdi hem hafızada kalması açısından tekrar olsun. Bunu tekrar ediyorum. Şimdi bir bakalım animasyonumuza. Böyle bir şey yaptık mesela. Şimdi bu K olayı bu şekilde arkadaşlar. Aynı şimdi şekilde bir şey sorabilir miyim? Tabii ki hemen alayım. Bu e, o bu frame'ler arasındaki geçişi yumuşatarak yapıyor değil mi? Anlık geçiş olmadı yani. Anlık geçiş olmadı. Yumuşatarak yaptı. Fakat onu alanı iki key arasındaki alanı daralttığımızda o geçişi daha sert olmasını sağlayabiliriz. Daha hızlı olmasını sağlayabiliriz. Veya patlıyor olmasını sağlayabiliriz. Şu şekilde bakın. Mesela diyelim ki 20 frame benim geldiği hiç hareket olsun istemedim. Burada 100 kiledim Hemen bir sonrakinde yani bir frame sonra hemen bir frame sonra bunu sıfır yaptım. Hemen bir oynatalım. Aa, hata yaptık. Burada 100 yapayım. Bir daha bakıyoruz. 100 geldi. Pat gitti bakın. Tak keskin bir hatta. Neden? Buradaki iki frame'im arasındaki boşluk mesafe çok dar. Bunu genişletirsem ne olur? Bir daha oynatıyorum. Şu şekilde bakın. Fade oluyor. Yani yavaş yavaş gidiyor. Şimdi aynı şekilde position, scale ve rotation da deneyelim. Position'ı keyledim. Scale'i keyledim. Rotation'ı kiledim. Opposite'i kiledim. Biraz yürüdüm. Bunu yerini değiştirdim. Scale ettim. Hatta rotation'dan şuradan rotate ettim. Bakalım. Burada da toplu bir seçim yapabiliyorsunuz şu şekilde. Kare için alıp bu alanı daraltabilirsiniz. Şu şekilde animasyonun daha hızlı olmasını sağlayabilirsiniz. Hatta daha sonra bunu yine başka bir yerlere taşıyıp Bakın. Şimdi arkadaşlar burada bir animasyon yaptık biz. Herkes dikkatli izlesin. Layer'daki shape layer'ı kopyaladım. Nasıl kopyalıyorum? Ee, Mac kullananlar için komut C, komut ve bildiğiniz şey Word'deki kopyalama gibi aynı şekilde. Ee, PC kullananlar için kontrol C, kontrol V kopyaladım. Şimdi üst üste iki tane var. Oynattığımda bir şey göremiyorum. Hatta bir tane daha kopyalayayım. Üç tane şu anda layer'ımız var ee, ve üstü üst üste hepsi oynuyor. Bir şey yok. Peki biz bunu niye çoğalttık? Arkadaşlar işte program bilme ile animasyon bilme. Ya da photoshop bilmeyle grafik tasarım bilme arasındaki farklardan birine e, değineceğiz şimdi. Şu anda Sadece keylemeyi biliyoruz. Sadece keylemeyi biliyoruz. O da keylediğimiz şey pozisyon, scale, rotation, opacity. Başka bir şey yok. Onun dışında da bir imaj koymadık, hiçbir şey yapmadık. Şuradan bir tane kare oluşturduk sadece. Şimdi bakın Animasyonumuz ne şekle girecek? Sadece yapmamız gereken şu Timeline'daki Keyleri Diğer kopyaladıklarımızı da kaydırıyoruz. Kaydırıyor. Bir daha bakalım animasyonumuz ne hale geldi. Şimdi bakın şuydu bizim animasyonumuz. Şuradaki gözlerden kapatıyorum. İki tane o sonradan kopyala yapıştır yaptığımı. Şuydu bizim animasyonumuz. Fakat biz ne yaptık? Çok basit bir hareketle biraz daha efektif hale getirdik. Arkadaşlar, bütün mesele bildiğimiz o basit şeyi çok farklı bir şekilde kullanmaya çalışma meselesi. Yani aslında buradaki mesele biraz daha trik diye geçiyor internette. Cim fikir. Cim fikirle o basit bilgiyi çok güzel görsel gösterebiliriz. Mesele bu. Şimdi sayfamdakileri siliyorum arkadaşlar. Bu defa e, biraz maske özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bu keyleme ile alakalı arkadaşlar. Ya çok hızlı geçtik hocam. Çok e, basit anlattınız ama çok hızlı geçtik gibi aklınızda bir fikir oluşabilir. Oluşsun da hiç önemli değil. Sadece bu kadarlık edindiğiniz bilgiyle bir şeyler yapıp paylaşmanızı sizden rica ediyorum. Nasıl paylaşacaksınız? Cep telefonunuzda ekranı kaydedin video Gruba atın. Hiç önemli değil nasıl paylaştınız. Sadece bu kiyleme ile alakalı biraz vakit harcayın, biraz kurcalayın istiyorum. Öte yandan bir tane daha alıştırmam var. O da çok hoşunuza gidecek. Şimdi arkadaşlar bu bir PNG dosyası. Yani transparan bir imaj. Ee, bu imajı internetten buldum. Fakat dikkat ederseniz bu yan yana iki tane ekledim bundan. Bunu ee, After Effects içinde de yapabilirdim ama o biraz ileriki derslerden birisi olduğu için kafanızı kurcalamaması için ben bunu imaja hazır getirdim buraya. Bunu ne yaptım? Photoshop'ta açtım. Bunun e, siyah haricindeki yer beyazdı. Ben o beyaz kısmı yok ettim Photoshop'ta. Sonra Transparent PNG olarak kaydettim. Bunu hazır da bulabilirsiniz. Dolayısıyla şimdi ne yapacağız? Bakın şunu yapacağız. Bunu ortaladım. Şu tam... E, Amerika bölgesini şurayı ortaladım. Pozisyondan kiledim. Sonra bu 10 saniyelik bir şey. Çok uzunmuş. Biraz kısaltayım ben bunu. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu kaydırıyorum. Yani şöyle bir pozisyon yaptık. Fakat Burada önemli olan şu, e, mouse'unuzun scroll'uyla zoom yapabilirsiniz. Space bu arada Photoshop'ta, Illustrator'da olduğu gibi After Effects'te de space'e basarsanız zoom yaptığınızda ekranda kaydırma yapabilirsiniz. Pencerenizi kaydırabilirsiniz nerede olduğunuzu görmeniz açısından. Şu anda birinci frame'deki key ile sonuncu frame'deki key'i aynı yere getirmeye çalışacağım. Bunu ne yapacağım? Bu göz kararı yapacağım. Yani o kadar da çok önemli bir şey değil ama tam, tam aynı yer olursa çok tadında inmez. Evet neredeyse tamam. Şimdi oynatıyorum arkadaşlar. Şimdi böyle bir görüntümüz var. Bu loop oluyor. Şu anda akan görüntüyü göremeyen yok herhalde değil mi arkadaşlar? Herkes görüyor. Şimdi layer'ım seçili değilken arkadaşlar burası çok önemli. Layer'ım seçili olursa burada çizeceğim bir şey onu maskeleyebilir. Fakat biz şimdi bunu istemiyoruz. Çünkü kaydırırken maskemiz de onunla kayacak. Bunu istemiyoruz şu anda. Biz onun yerine şunu yapacağız. Mas buradaki herhangi bir layer seçili değilken arkadaşlar tekrar ediyorum. Yuvarlama geldim tam dünyanın olması gereken yere bir tane yuvarlak çizdim. Bakın çizdiğim yuvarlak layer'ın üstünde. Tamam mı arkadaşlar? Map altta, layer üstte. Eğer siz bunu çalışırken farkında olmadığınız map'i çiz map seçiliyken o yuvarlığa çizdiniz. Dolayısıyla yuva e, haritayı daire için aldığınızdan yapmak istediğiniz şey olmayacak. Dolayısıyla hemen kontrol edin. İki tane layer'a ihtiyacımız var. Birisi yuvarlak, birisi map. Şimdi arkadaşlar, bakın buradaki seçenekler önemli dedim ya. Şurada track material diye bir şey çıktı. Track mat. Buradan map'in map'te var, diğerinde yok dikkat ederseniz. Bu altlı üstlü layer'larda genelde bir alttaki layer'da olur. Bunu seçtim. Alfa madde dedim. Alfa madde ne yaptı? Üstteki layer'a maskeledi benim alttaki layer'ımı. Şimdi bir daha oynatıyorum. Dikkat edin. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Dünya dönüyormuş gibi görünüyor sadece. Şimdi sağ tuş, new, solid diyorum. Buradan açık bir renk seçeyim. Okey. Bunu da layer'da alta sürükliyorum. Dünya görünsün hem o karelerden kurtulalım diye. Şimdi mesela dünya dönüyormuş gibi görünüyor. Arkadaşlar şimdi bakın bu olayı süsleyelim. Şuradaki shape layer maskemizi kopyala yapıştır yaptım. Gözü kapatıyor bakın. Otomatik biz o şuradan alfa maddeyi yaptığımızda gözü otomatik kapattı. Fakat üstteki bizim onunla alakalı olmadığı için yeni bir kopya olduğu için gözü açıyorum tekrardan. Bu defa bakın bu seçiliyken hemen şöyle sağıma soluma bakıyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Hemen şöyle sağa sola bakıyorum. Yukarıda bir şey göründü. Nedir? Fill ve stroke. Bakın, benim objemle aynı. Dolayısıyla bu bununla alakalı galiba diyeceksiniz. Şuradan çizgimi iptal ettim. Şuradan fill'e tıkladım arkadaşlar. Bakın. Tamamen kurcalıyorum hiç bilmeyen bir adam gibi. Burada fill özellikleri var. Dairesel fill seçtim. OK dedim. Bunun yerini ayarladım şöyle. Sonra biraz önce yazıya tıklamıştım fila. Bu sefer rengi tıklıyorum. Tıkladım. Sonra renklerim geldi. Renklerimde herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Fakat şurada şu alttakiler renk. Üsttekiler opacity. Görünürlülük. Alttakiler renk. Üsttekiler opacity. Opacity'yi seçtim siyahın. Şuradan sıfır yaptım. Veya 10 yaptım. Veya 5 yaptım. Ne isterseniz. Ben hacim görünmesi için biraz daha belirgin olması için onu çok fazla değiştirmeyeceğim. Okey diyorum. Şimdi bir daha bakalım. Heh, biraz daha fena olmadı. Fakat o parlaklık çok fazla geldi bana. Bu sefer ne yapıyorum? Biraz önce öğrendik daha yeni. Aşağı indim. Şunları kapattım. Transform'dan. Opositeden biraz daha kısabilirim. Buradaki opositeden. Hiç önemli değil. Bir daha izleyelim. Şimdi sadece ne yaptım? Burada haritayı sola doğru kaydırdım. Fakat başıyla sonunun aynı yerde olmasının esprisi şu. Loop animasyon hazırlıyorsak bunun olması gerekli. Çünkü diğer türlü ne yapar? Atlar. Görüntü atlar. Bir ha animasyon hatası gibi görünür. Dolayısıyla tam aynı yere bıraktığımız için loop olsa bile aslında bu sona gelen frame başta Baştakiyle sondaki aynı değil. Fakat sanki devam ediyormuş gibi bir his uyandırıyor. İşte this is magic abi. Animasyonun güzel tarafı bu. Biraz sihirbazlık gibi e, olayı güzel gösteriyor. Tabii şu anda özellikle bizim grubun 16'lık elemanları diyorlar ki bana, ben biliyorum, duyuyorum da o sesi. Ya hoca sen bunu yaptın da şimdi bu dümdüz bir harita gibi görünüyor. Doğru. Fakat ilerleyen derslerde olan bir şeyi, yani anlatacağım bir şeyi şimdi hemen göstereyim ki, Onların sesini biraz kısmış olalım. Sağ tuş yaptığında bu sefer adjustment layer diye bir şey var arkadaşlar. Adjustment layer. Bu adjustment layer şu demek. Hiçbir şey layer. Yani hiçbir şey yok layer'da. Bakın açtım. Ne renk var ne bir obje hiçbir şey yok. Fakat diyor ki sen diyor bunu diyor üste koyarsan layer'ların en üstüne koyarsan veya etkili olmasını istediğin layer'ların üstüne koyarsan Buna efekt verebilirsin ve bu efekten hepsi etkilenir. Yani eğer biz tek tek bu layer'lara efekt vermek istemiyorsak sadece ve sadece bir tanesine vereyim hepsi etkilensin istiyorsak o zaman ne yapıyoruz? En üstte bir tane adjustment layer açıyoruz. Fakat buradan sonrası çok zor. Çünkü efektler nerede acaba? Allah Allah nasıl acaba? Nasıl bulacağız falan kaygısına düşenler olabilir. Yazıyor burada Atnalı gibi. efekse girdik. Buradakiler tabii Arkadaşlar buradaki liste çok fazla kurcalayarak bir, belli bir e, noktaya oturacak. Fakat şu da çok önemli. Ben 20 senedir bu işi yapıyorum. Yani sık kullandığım onu geçmez. Dolayısıyla siz de yaptığınız işlerde yani çok sık kullandığınız bazı belli başlıları oturacak. Diğerlerini arayarak bulacaksınız. Veya hatırınızda olacak hiç kullanmayacaksınız. O zaman notu ya bunları nasıl şimdi biz öğreneceğiz şeyine girmeyelim tribine. Fakat burada benim sık kullandığım plugin'ler var. Bunlardan da bahsedeceğim ben size. Şimdi burada bana distort lazım. Distort şu demek arkadaşlar. Eğme, bükme, yamultma, işte warp etme, magnify etme, liquefy etme gibi böyle hani e, objelerin şekillerine dair efektlerin bulunduğu bir seçenek. Distort'tan geldik bunlardan hangisi olabilir? Sferize. Yani e, yuvarlaklaştır. Seçtim. Seçtim. Bunun efektleri nerede olabilir? Bakın hemen sol üstte geldi. Anlattığım gibi başta. O şey, proje penceremiz yanda kaldı burada. Diğer tabda efekt kontrol var. Buradan diyor ki center of effect. Yani safirin merkezi neresi olacak? Buradan onu seçtim. Sonra şu reduce amount'u artırıyorum. Şimdi oynatalım bakalım arkadaşlar neler değişmiş. Evet. Şimdi herhalde biraz daha inandırıcı bir şey oldu. Bayağı üç boyutlu hocam. Evet. Şimdi hikaye bu kadar basit arkadaşlar. Yani sadece sağdan sola kaydırmayla üç boyutlu bir dünya oluşturduk. Bunu biz üç boyutlu modelleyip de buraya atabiliriz. Ya bunlar hepsi olabilir. Fakat yani hikaye, bir daha söylüyorum, hikaye biraz meseleyi kreatif kullanma. Bugün bunun çerçevesinde gideceğiz. Şimdi arkadaşlar efekti görmüyorum. Kapattım. Yuvarlağımı görmüyorum. Kapattım. Şimdi burada bir maskım var. Şimdi şunu yapacağım arkadaşlar. Bu defa map'imi tekrar kopyalayıp yapıştırdım. Bu defa en üstte alayım da daha rahat görünsün. Birinci frame'e geldim. Buradan o position'ın key'lerini bulayım. Bunları siliyorum arkadaşlar. Bunlarla şu anda işim yok. Bu map'imi bu defa küçültüyorum. Küçülttükten sonra biraz da opositesini kısıyorum. Bu defa aynı kaydırmayı soldan sağa yapıyorum. Position'ımı keyledim. Sağa geldim. Şey, transparan bir üç boyutlu obje gibi mi olacak? Evet. Şimdi Şimdi bakın neler oldu. Ee, aynı şekilde bunu da maskelemem lazım. O shape layer'ı buna da oluşturdum. Şöyle bakın. Sonra ne yapıyordum? Alfa'dan alfa maddeyi seçtim. Gözü kapattığımda o da maskelendi. Şimdi adjustment layer'ı ve shape layer'ı yine en üstte açtım. Gözlerini açtığımda aktif olacak. Şimdi bakalım neler değişti. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar, ee, dakikalarımız dolmak üzere. Hemen şunu söyleyeceğim. E, herkesten bu alıştırmayı yapmasını istiyorum. Bu e, video linkini atacağım size. Fakat şunu istiyorum. Herkes kendi kullanıcı adının baş harfini bu dünyanın içine yerleştirsin. Anlamayan var mı? O baş harf dönecek mi hocam? Baş harf dönmeyecek. Baş harf sabit duracak fakat iki dünyanın arasında istiyorum o baş harfi. Yani üç boyutlu kürenin içine yerleştireceksiniz isminizin baş harfini. Yani çok basit bir mantığı var. Layer order'la ile alakalı, layer sıralaması ile alakalı. Biraz böyle devreleri yapmanızı istiyorum sizden. Arkadaşlar, Süremiz dolmak üzere. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa e, gruptan yazışmaya devam ediyoruz. Herhangi bir e, sıkıntı yok. Orada güzel şeyler oluyor. Bu arada e, Barış e, meydan okumama cevap ver. E, herhangi bir şey çıkmadı. Diğer arkadaşlara da söylüyorum. Fikir paylaşım yapalım. E, çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Video linkini atacağım. Bir dahaki program bilgileri de mail olarak düşüyor size zaten. Grupta da yazıyorum. E, Kesilirse kusura bakmayın ama kesilinceye kadar konuşalım. Sorusu olan var mı? Chat'te şey var hocam. After Effects ücretsiz mi? diye bir soru gelmiş de. Efendim bir daha. After Effects ücretsiz mi? diye bir soru var. Yok. E, onun da linklerini atayım. Yani aslında telifli yani iş yapanlar için telifli almasını tavsiye ederim. Çok ucuz e, LAD'ı şu anda. 70-80 e, TL, 150 TL arasında böyle öğrenci ve işletmeci e, taksitli ödemeleri var. Ama onun dışında biz şu anda öğrenmek için, kullanacağımız için e, programlarla alakalı linki sizinle paylaşabilirim. Yani orada Asım, Asım kardeş bak döktürmüş. O paylaşabilir. Asım, e, grupla paylaşabilirsin ya. Seviniriz. başka Mustafa Mustafa hocamdan başka kimse katılmadı bugün yani. Arkadaşlar kapatıyorum öyleyse. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar ee, takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Güzel ders oldu. Devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum hepinize. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi günler. Sağ olun. İyi günler.